Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bildiğimiz gibi lig savaşlarımız başladı. Lig savaşlarında ilk savaşımız mağlubiyetle bitti. Olsun, bizim için önemli değil. Ne demiştik biz? Bizde madalyalar önemli. Biz her şeyin ücretsiz indire Gandhi kısmındayız. O yüzden arkadaşlar bizim için kat'i surette madalya önemli. Tabii ki de gönül almak ister, kazanmak ister. Bunu hepimiz istiyoruz ama olmayınca olmuyor arkadaşlar. Yani zorlamanın da manası yok. Yani denk gelen köyler aslında 3 aşağı 5 yukarı bize eşdeğer diyeceğim ama hani burada mesela bizden üst seviye olanlar da denk geliyor. Öyle de oluyor, böyle de oluyor derken bir şekilde kaybedebiliyoruz. O yüzden de biz buna hiç takılmıyoruz. En azından şimdilik. Çünkü biliyorsunuz klan daha yeni açıldı. Daha belli bir seviyeye gelmesi gerekiyor. Belli bir seviyeye geldikten sonra tabii ki içerideki köylerimiz vesairelerimiz hip arkadaşlarımızın köyleri yükselmeye devam edecek. Ya tabii yükselmeye devam ettiği zaman da daha güzel, daha keyifli maçlar çıkartacağız. O yüzden şu anda bizim için öncelikli madalyalar. İlkinde gördüğünüz gibi 24'e 29 bitmiş. Yani 5 sayı fark atmış arkadaşlar. Bu arada bizde 13 maç yapılmış. Onlar 10 tane maçta zaten götürmüşler. Görüyorsunuz zaten buralar hep 3-3-3-3 devam ediyor. Yukarılara hiç girme tenezzülünde bile bulunmamışlar. O yüzden direkt aşağılardaki yani gelen bütün düşük köyleri alarak zaten öne geçtiler. Şimdi ikinci gündeyiz arkadaşlar. İkinci güne bakacağız. İkinci günde de şu anda 16-36 adamlar yine önde. Yani söylüyorum bizi tarumar ettiler. Perişan olduk arkadaşlar ama olsun. Moral bozmak yok. Bu arada bizde ne var? Şu anda ordumuz hazır mı? Ordumuz hazır değil arkadaşlar diyeceğim ama aynen ordumuz şu anda hazır değil. O yüzden şu anda bir saldırı gerçekleştiremiyoruz. Ben de yaptığım en büyük hatayı sizinle paylaşmak istiyorum. Size ilk günden beri hep söylediğim bazı şeyler vardı. Hani öncelik vermeniz gereken yükseltmelerde en önce gelmesi gereken şeyleri söylüyordum. Bunlar neydi arkadaşlar? En birincisi ordu kamplarıydı. Ben hatayı şurada yaptım. Tabii bu heyecanın vermiş olduğu rehavete kapılaraktan burada belediye binamızı 11'e yükselttikten sonra dükkan kısmından bize verilen savunmaları vesaireleri işte ordu ıvır zıvır ne varsa öncelikli olarak işte büyük koruyucu vesaire derken hani bunları bir an evvel açmanın peşine ve onları yükseltmenin peşine düştüm. Doğal olarak şöyle bir şey yaptık. Elimde bir sürü inşaatçı hızlandırma büyüsü vardı. Yani iksir diyeyim daha doğrusu. İksirim vardı. O iksirleri gittim. Ben bunların yani savunmaların yükseltmelerine verdim. Kötü mü? Hayır, tabii ki de değil. Ama şöyle bir şey var. Burada eğer ki ben akıllılık edip hani o hataya düşmemiş olsaydım ordu kamplarını çok çabucak bitirip 20 tane daha barınma alanı açıp çok güzel savaşlar elde edebilirdim. Maalesef bununla birazcık geç kaldım arkadaşlar. Geç kaldığım için de yapacak bir şey yok. Şu anda onları yükseltmeye verdim. Yani en erken 3 gün 8 saat yazıyor. Öbürü de 3 gün 15 saat. Diğeri 16 saat ve bir tanesi de 4 gün 11 saat arkadaşlar. Yani bunların büyümesini bekleyeceğim. Daha sonrasında size daha evvel de söyledim. Hani bizim için tabii ki iksir depoları da önemli. En kötü ihtimalle bu iksir depolarını yükseltmemiz lazım. Çünkü kazandığımız ganimetler vesaire tamam hani burada depolanıyor. Sonuç itibariyle hazine kısmına tıkladığımız zaman burada hepsi depolanıyor. Ama bunun da bir limiti var. Ondan sebep biz en azından depolarımızı yüksek tutalım ki kullanacağımız zaman işimize yarasın. Bunları öncelik vermedim. Şu anda böyle bir duruma düştük arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tolga abi bir sonraki ayda olacak ligde minimum belediye 11 max'a yakın yapalım. Tamamdır kardeşim. Dikkat ederiz diyelim kardeşimize. Aynen bunu da sizlerle burada paylaşmış olduk. Şimdi burada ben yalandan açıkçası şimdi dürüst konuşayım. Ordu bitince yalandan bir saldırı yapacağım. Çünkü dediğim gibi benim için önemli olan madalya arkadaşlar. Madalyayla da gelip buradan zaten direkt olarak nerede o zıbdıklar burada. Yani açıkçası istediğim inşaat çekici olur diye düşünüyorum. Kahraman çekici almaya gerek var mı yok mu bilmiyorum ama sonuçta artık şey moda gitti biliyorsunuz arkadaşlar. Hani kahramanları yükseltmeye verdiğimiz zaman hala da oyun içerisinde kullanabiliyorduk. Onlar bittiği için belki alabilirim bilmiyorum. Ama kalan şeylerle de kesinlikle burada 5 tane inşaatçı iksiri veriyor bize arkadaşlar. Bu 5 tane inşaatçı iksirini garanti almayı düşünüyorum. Yani 150 yapıyor. Tabii kaç bir madalya alacağız bilmiyorum ama ne kadar bir madalya verecek bilmiyoruz. Ama hani duruma göre bakacağım.
inşaat çekici belki almayabilirim. Çünkü şu anda yükseltmelere oynadığım için hani direkt yükseltecek çok fazla bir şey yok. Zaten inşaatçı iksirini biz verdiğimiz zaman bize bir hayli zaman kazandırıyor. En azından bir tanesini yükseltmektense bir sürü şeyi aynı anda yükseltebilme olanağına da sahibiz. Yani burada her zaman avantaj olarak kullandığımız şeyler bazen dezavantaj olabilir. Çünkü baktığınız zaman burada inşaat çekicini aldığımızda sadece 120 madalya oraya vereceğiz. Bu 120 madalyaya sadece tek bir şeyi yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Ama burada 150 verip, hadi 150 vermeyelim, yine 120 üzerinden konuşalım. 120 madalya verip buradan 4 tane inşaatçı iksiri alabiliyoruz. Bu 4 tane inşaatçı iksiriyle de atıyorum inşaatçılarınız 2'dir, 3'tür, önemli değil. Yani buradan ben de mesela atıyorum 5 tane işçi boşa çıktı diyelim. Ben buradan okçu kulelerine gelip 1, 2, 3, 4, 5'ini seçip bunları yükseltme verip o inşaatçı iksirlerini de bunlara bağladığım zaman bir tane yerine ben burada 5 tane yani okçu kulesini büyütmüş olacağım. En azından zamansal olarak bize baya bir fayda sağlamış olacak arkadaşlar. Mesela buna ne kadar istiyor? 14 saat. Yani 14 saat zaten bitiyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Hiç problem yok. Hani hepsini arka arkaya verdiğiniz zaman zaten bir tanesi 10 kat yaptığı için aşağı yukarı bize 10 saat kazandıracak. Yani muazzam bir şey. Ki daha bile fayda sağlayacağını ben düşünüyorum. O yüzden naçizane düşüncem, siz de lig savaşlarınızı yapıyorsanız kesinlikle bana sorarsanız, hani çok fazla madalya alamadıysanız, yükseltmeleriniz de varsa buradan inşaatçı iksirini mutlaka alın arkadaşlar. Alabildiğiniz kadar alın. Kalırsa hani atıyorum 20, 30, 40, 50 ne kaldığın hiçbir önemi yok. Bir tane de araştırma iksiri alırsınız. Onunla da araştırma laboratuvarınızdaki, biliyorsunuz buradaki iksir 24 saat, yani 24 kat bize fayda sağlıyor. Onun için atıyorum 4 günlük bir şey verdiği takdirde onu bize otomatikman 3 gün, yani 1 saat sonrası 3 gün kalmış olacak. Yani bize bir gün avantaj sağlamış oluyor. Yani bunlara dikkat ederseniz siz de bunlardan fayda sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sebep benim naçizane düşüncem bu şekilde değerlendirin. Yani madalyalar sizin için gerçekten çok önemli. Doğru kullanmanız hele asıl önemli olan. Şimdi mesela örnek vereyim. Şuradan örnekleme yapacağım size. Asıl köyümüze bir geçelim arkadaşlar. Asıl köyümüzde benim yükseltmelerim hala devam ediyor. Bu arada iki tane X yayım fullendi. Onun dışında direkt yükselen 10. seviyeye gelecek. Bunları da 11. seviyeye yükselteceğim. Ondan sonra X yaylarıyla işimiz tamamıyla bitiyor. Gördüğünüz gibi burada gizli testalar yükselmeye devam ediyor. Gizli teksta da burada mesela 13'ten şu anda 14. seviyeye yükselecek. Bunların max leveli kaçtı hatırlamıyorum vallahi, yalan söylemeyeyim. Şuna bakarız, bu 13'müş, 14, 15'miş. Yani bu 13'ten 14'e yükselecek. Canavar gibi işimize yarayacak arkadaşlar. Daha sonrasında düşüncem, yani gizli testlar bittikten sonra aslında çok da fazla bir şey kalmayacak. Zaten iki tane X yayını da bunları fullemek için 11. seviyeye vereceğiz. Belki gizli testaları hani oldukları levellerde şimdilik tutup şu görmüş olduğunuz büyük kulelerini yükseltmek istiyorum. Ondan da bakalım nasıl bir karar vereceğim, onu da bilmiyorum. Geçelim. Biz asıl konumuza geri dönelim arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi büyülü öğelere tıkladığımızda benim burada bir tane inşaat çekicim var. Şimdi ben bunu niye saklıyorum? Biliyorsunuz ki hani Kasım gibi, açıkçası yani bu söylenti tabii, bu netlik kazanmış bir durumu söz konusu değil, biliyorsunuz Supercell'in sürekli bir düşüncesi değiştiği için hani net bir şey söyleyemiyoruz, ama sene sonuna doğru zaten biliyoruz ki yeni bir güncelleme geliyor. Ola ki bu 16. seviye istediğinde veya bize verdiğinde ekstra bir yükseltme olmaz, bilemem, ama olur da belediye binası 17 yaparsa açıkçası ben onu onun için saklıyorum. Şimdi gelecek buradan madalyaları da bakacağım. Yani en fazla yine dediğim gibi belki bu, o zaman işte bir tane kahraman çekici alabilirim. Veyahut da yükseltmelerim özellikle hero'larımda, yani ordularımda gerçekten çok yükseltmem gereken şey var arkadaşlar. Hani bunların büyülerine verebilirim, iksirlerine verebilirim. Hani onları alabilirim. Bilmiyorum, gerçekten şu an çok kararsızım o konuda, ama onu o gün düşüneceğiz. Demeye çalıştığım şey şu. Yani burada gördüğünüz gibi benim elimde zaten iki tane kitap var kahramanlar için. Bir tane, daha doğrusu üç tane her şeyin kitabı var. Ayrıyetten bir tane de inşaat kitabım var. Şimdi bunlar olduğu için çekice el sürmüyorum. Burada çünkü herhangi bir ihtiyacım yok. Ama gelelim bizim diğer tarafa. Şimdi burada benim yükseltmem gereken ve yükselmeye
gerekli olan şeyler var. Ondan dolayı ben açıkçası gelecek madalyayı dürüst konuşuyorum. Hani böyle 400-500 madalya verir. Amenna, kabul ediyorum. O zaman alırım. Hiç sıkıntı yok. Ama geldi bana 200-300 işte madalya verdi. Yenilgi arka arkaya gidince belki o kadar düşük verebilir. Ben arkadaşlar onu kesinlikle buradan inşaatçı iksirine yatırmayı düşünüyorum. Ayrıyetten de araştırma iksiri alacağım. Yani kat'i surette buraya inşaat çekici almayacağım arkadaşlar. Benim yine söylüyorum, düşüncem bu. Hani siz de bunu yaparsanız yükseltmeleriniz daha hızlı ilerleyecektir. Daha avantajlı olacaksınız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, maç yapacaktım aslında ama daha ordum bitmediği için size maç yayınlayamayacağım açıkçası. Gönül isterdi hani atalım bir tane maç ama dur bakayım. Burası bitmiş. Büyüdem bitmiş. Bitmiş. Hızlı araştırma bitmiş. Hadi bir yere bir dalalım. Hadi bir yere bir dalalım. Şuraya da istek atalım. Balon mu alsak? Balon mu alsak? Ne alsak balon yerine? Başka ne alabiliriz ki? Balondan başka da bir şey alamayız. Bir bunu alabiliriz. Bir bunu alsak. Yani iş yapar mı? Yapar. 7 tane balon daha mı çok iş yapar? Tartışılır. Böyle bir işimize yarar diye düşünüyorum. Ya da şöyle yapalım. Zaten şunu alacağız. Bunu alalım. Elektro ejderimizi alalım. Bir tane de balon mu alalım? Ya da alalım ya. Şunu kaldırsak bizimkiler de acep tomruğu alalım. İçeri girmek için iş yapar arkadaşlar. Tomruğumuzu alalım. Bir tane tomruk isteyelim. Atan olur mu, olmaz mı? Dur bakalım. Bir deneyelim. Bir tane buz aldık. Tamam dursun. Dondurma dursun. Dondurma önemli. Gelir mi, gelmez mi? Bakalım. Bıcık bıcık bıcık. Buradan bağış yap, bağış yap, bağış yap. Destek istiyormuş. Ne istiyorsun? Sende çok fazla bir şey yok. Hadi bakalım bir tane dev verelim en azından. Yolunu aydınlatsın. Işık olsun yoluna. Hatta ben sizi hiç bekletmeyeyim arkadaşlar. Ne demiştik? Zaten yalandan gireceğiz. Neyimiz vardı? Çok özür dilerim. Tekrardan bakalım. 11 tane ejderimiz var. 2 tane balonumuz var burada. Ondan sonra onu da yalandan koymuşuz. Yer kalmadığı için 5 tane de bombacı. Bombacıyı da duvar patlatmak için açıkçası Barbar Kral içeri ilerlesin diye aldım arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir bakalım. Bunlar bizden üst seviyeler arkadaşlar, biliyorsunuz. Hani buralara girmek birazcık aslında sıkıntılı. Buna baktığınız zaman, buna da baktığınız zaman bizim ejderler dağıldığında biz burada patlarız. Ki klan kaleleri dolu mu? Dolu. Savaşa geri gelelim. En azından bir iki yıldız alabileceğimiz bir yer olsa bizim için çok güzel olacak. Şimdi buraya girersek buradan buna. Şimdi klan geç klanı ya. Bilgiye bakalım. Burası da dolu arkadaşlar. Şimdi şuradaki hava savunmalarını bir patlatabilirsek bakalım. 7 tane o var. Bir tane öfke var. O var, bu var, bu var, o var. Saldır diyelim bakalım ne olacak. Din 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 din. Bakalım arkadaşlar, şuna 2 tane atalım. Patlatır mı onu? Patlatmadı. Bir tane daha patlattı. 1 2 3 de bunu atalım. Evet, şimdi burayı patlattık. Şimdi gireceğimiz yer buradan köşeden olacak. Onlar da dağılacak. Barbar Kralı kenardan bir yerden verip ortaya doğru sürükletmek istiyorum. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Şimdi şunu şöyle bir dağınık verelim arkadaşlar. Bunun altına kraliçeye verelim. Büyük koruyucuyu verdik. Barbar Kralı bekletelim. Şuna bir tane yapıştıralım şunu. Bakalım ne olacak. Sen bir don abicim burada. Seni bir gebertsinler. Bebeğim, sen de geliyorsun değil mi? Gel gel. Hoş geldin, sefalar getirdin. Seni de bir donduralım. Ondan sonracığıma Barbar Kralı da şuraya salarız arkadaşlar. Şunu da buradan iki tane buraya verirsek, şunlara da bir tane öfke atarız. Şunlara da bir sağdakileri koruma altına alalım. Onlar da bir şöyle, babacım sen de bir gir içeri Barbişko. Barbişko içeri girsen. Şimdi bizim burada içeriye bir şekilde hızlı bir şekilde ilerlememiz lazım arkadaşlar. İçeriye ilerleyebilirsek durumumuz iyi. Ama ilerleyemezsek çok kötü. Oradakiler devam ediyor ejderlerimiz. Etsinler. Bir şekilde orayı temizlesinler, bize yeter. Hiç sıkıntı yok. Barbar Kralı çalıştıralım, bir önünü açsın. Bizimkilerin hepsi bir içeri girsinler arkadaşlar. Okçu Kraliçemiz de onun arkasında zaten. Okçu Kraliçeyi de çalıştırdık. Çok güzel. Okçu Kraliçe. Oo, çok güzel. Orayı aldılar. İşte bundan sonrası civcivli akis arkadaşlar. Bakalım nereden ilerleyeceğiz. İşte şu üfürükçü kardeşimiz olmasaydı şurayı hemen acilen bir patlatmamız lazım. Şunları da bir öldürmemiz lazım. Aynen, çok güzel. Hadi abi alırsınız orayı be. Güveniyorum size. Hadi aslanlarım. Vurun 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 vurun. Hadi aslanım benim be. Ya iki yıldız ya. Çok fazla bir şey istemiyorum. Sadece iki yıldız. Çok güzel. İki yıldızımızı aldık. Ve bu gidişle sanıyorum üçleyebiliriz bile arkadaşlar. Emin değilim ama
Şunu patlatırsa büyük koruyucu. Bak büyük koruyucuyu ben kara almıştım, havaya geçmiş o yine. Neyse, yapacak bir şey yok. Tamam ya, aldık gibi geliyor bana arkadaşlar. Vallahi 3 yıldız aldık gibi geliyor ama bakalım kısmet. Aldık ya. İnşallah. Hadi oğlum ölmeyin, 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 ölmeyin. Çok güzel. Vallahi 3 yıldız aldık arkadaşlar. Çok iyi girdik ya. Vallahi çok güzel girdik arkadaşlar. Oo, bir de ödül kazandık yıldızlardan. Süper. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, imkansız diye bir şey yok. Vallahi şu an o kadar mutluyum ki, hani sonuç itibariyle nihayetinde tamam öylesine oynuyorum ama hani bir yandan da size rezil olmak var işin ucunda, adam da oynamayı bilmiyor gibi hani olabilir, içinizden geçebilir. Ama şu maç gerçekten hem bu videoya hem bize yakışır oldu diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben sizinle paylaşmak istedim. Hani lig savaşları bittikten sonra, çünkü genelde o kısma geldiğimiz zaman kafalar baya bir karışıyor. Karıştığı için de naçizane düşüncemi paylaşıyorum. Dediğim gibi gelip buradan hani 200-300 artık kaç verirse, hani kalkıp şuna 120 verip hani kahramanlar veyahut da inşaat çekicine kalkıp da hani o parayı verene kadar, o madalyaya, o yani o madalyaları harcayana kadar bana sorarsanız inşaatçı iksiri almak kat'i surette daha avantajlı. Ha, tamam, bir anda pat diye yükseltiyorsun, kabul ediyorum ama dediğim gibi yani seçim sizin. Ben olsam, ki öyle yapacağım açıkçası, gelen ne varsa ikisine yetmiyor ise, hani inşaatçı çekicine yeter, tamam direkt alırım, hiç sıkıntı yok. Kalanı da yine inşaatçı iksiri ve ne demiştik? Araştırma iksirine yatırıyorum arkadaşlar. Yani bence siz de böyle yapın. Kesinlikle avantajı göreceksiniz. Evet arkadaşlar, bu videoda böyle oldu. Güzel olduğunu düşünüyorum. Hani en azından güzel bir 3 yıldızlı, yani konuşamadım heyecandan. 3 yıldızla da taçlandırmış olduk. Benim için çok keyifliydi. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Şayet keyif aldıysanız bu videoya bir like atarak bana destek olmuş olursunuz. Kanala ilk defa uğruyorsanız abone olabilirsiniz. Bildirimleri açarak da bundan sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Loading, loading, strapped with the lyrics like I'm bowling, bowling. Keep pushing on, keep rolling, rolling. And when they listen, but I told him, one more time.